Şu an merak ettim. Ben bu ayarlarla kaç FPS alıyorum? 1000 FPS'e kadar çıktım evet. Video dışındayken 1500 FPS alıyordum. Evet, geber. Sana güldük. Hayatımda tanıdığım en deli sürtük. Bana kızmış. Yaptığın kaşarlıktan umrumdan o sürtük. Selam millet, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl daha yüksek FPS alınır? Yüksek FPS almak için yapmamız gereken şeyleri söyleyeceğim. İlk başta yüksek FPS istiyorsanız maalesef ki Minecraft'ta shader kullanmamalısınız. Çünkü Minecraft'ı zorlayan en büyük şey Minecraft'ın shader'larıdır. Gölgeler bilgisayarın ekran kartını zorlar ve de bunun yüzünden yüksek FPS'ler alamayız. Bir başka konumuz ise yüksek ayarlı texture pack kullanmayın. Şu anda benim kullandığım texture pack 256x bir texture pack. Zaten texture pack'leri indirirken söylerler size, yok 64x, yok 32x. Mesela bu 16x bir texture pack. Bu da 256x bir texture pack. Yani bunun gibi bir default pack kullanırsanız daha yüksek FPS alırsınız. Ama bunun gibi bir pack kullanmanız FPS'inizi biraz daha düşürür. Arkadaşlar, ikinci bir önemli konu ise kesinlikle ve kesinlikle Optifine yükleyin. Her bilgisayarın olmazsa olmazı, Minecraft'ı indirdiğiniz anda Optifine'i indirmeniz lazım. Çoğunuz biliyordur zaten, o yüzden indirmesini falan göstermeyeceğim. Siz YouTube'a yazarak bakabilirsiniz. Mesela 1.8 sürümünü kullanıyorsunuz. Optifine.net sitesine girerek 1.8'in Optifine'ını indirebilirsiniz. Hemen oyun ayarlarımıza geçelim arkadaşlar. Ben görüş açısı 190'da kullanıyorum. Görüş açısı arttıkça FPS hani fark etmez de bir nebze düşer. Fazla düşmez yani, o önemli değil. Görüş açısını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Grafikleri hızlı yapın. Yumuşak ışıklandırmayı en az ya da kapalı yapabilirsiniz. Smooth Lighting Levels %0'da kullanın. Fog'u kesinlikle açın arkadaşlar yüksek FPS istiyorsanız. Dediğimiz gibi gençler shaders kullanmıyorduk yüksek FPS istiyorsak. Detaylara geçelim. Buradaki ayarlarınızı benim gibi yapabilirsiniz. Dynamic Fog ne işe yarıyor bilmiyorum halen ama. Şimdi animasyon kısmı. Her şeyi kapatabilirsiniz. Şu parçacıkları en aza indirmeyi unutmayın gençler. Görüş mesafesi çok önemli bir konu. Bence yapmanız gereken ya 6 ya da 8 normal ayarlarda kullanın. Maksimum kare hızını 120'ye indirin bana sorarsınız. Yani 120 FPS'ten sonrası gereksiz. Çünkü bilgisayarınızın ekran kartını daha fazla yoruyorsunuz. Bilgisayarınızın ömrünü kısaltmış oluyorsunuz. Yani ne gerek var ki saniyede 800 kare almaya? Ne kadar yüksek FPS alırsanız ekran kartınızı o kadar zorlamış olursunuz. Blokları farklılaştır. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. VBU bloklarını açıyorduk bu arada. Şimdi buradan quality'ye giriyoruz. Buradaki ayarları benim gibi yapabiliriz. Connected texture de hızlı yapın arkadaşlar. Yapınca böyle bir bilgisayarınız donacak. Açılıp kapanınca düzelecek. Performansa gelelim. Smooth FPS, pürüzsüz FPS anlamına geliyor. Açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Önceki ayarlarımız kadar önemli değil. Bu ayarlarımız tamam. Diyelim ki bunları yapmanıza rağmen yine de istediğiniz bir FPS'e gelemediniz. Sizler için bulduğum çok güzel bir FPS arttırma modum var. Bu mod o kadar güzel bir mod ki bunun için ayrı bir video çekeceğim. Bu videodan sonraki bir video FPS arttırma modu ile ilgili olacak. Şu an merak ettim. Ben bu ayarlarla kaç FPS alıyorum? Şöyle bir gökyüzüne doğru bakayım. Şu an 1000 FPS'e kadar çıkabildim. Ama video dışındayken şu an SS'lerimi görüyorsunuz. 1000 FPS'e kadar çıktım evet. Video dışındayken 1500 FPS alıyordum. Eğer bunları yapmanıza rağmen hala 30 FPS alıyorsanız maalesef ki gençler ya RAM'iniz çok azdır ya da ekran kartınız çok kötüdür. Yani 1 GB RAM'iniz var, ekran kartınız da kötü. Ekran kartınızı geliştirin gençler. Ama diyelim ki ekran kartınız normal, 1 GB RAM'iniz var. RAM ekleyin o RAM'inize. Bunları yapmanıza rağmen hala düşük FPS alıyorsanız yapmanız gereken bir şey de çözünürlüğünüzü düşürmek. Masa üstünden sağ tık yapıp ekran çözünürlüğüne giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben 1920x1080p ayarda kullanmama rağmen yüksek FPS'ler alabiliyorum. 720p ayarına geldiğim zaman 2K 2000 FPS falan alıyordum en son. 2500'e falan da çıkıyordu hatta. Yani buradan bir çözünürlük bulun ve FPS'lerine baka baka değerlendirin. Böyle düşük FPS alıyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Gençler, bu tarz yararlı videoların gelmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoya kesinlikle like atın. Çünkü aktifliğimiz çöp oldu biliyorsunuz ki. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.